Bütün katılımcıların, sevgili meslektaşlarımın Berat Kandili de kutlu olsun. Birkaç şey var söylemek istiyorum. 2 hafta önce yapmış olduğumuz GSA kursu çok başarıyla sonuçlandı. 2, 3, 4 Eylül'de tekrar 20 katılımcı ile yapacağız. 3 gün sürecek ve imtihanla sertifika verilecek. Dolayısıyla şimdiden kayıtlarınızı yaptırın. 1-2 güne kadar biz de web sayfamızda yayınlayacağız. Çünkü son dakikalarda çok izdiham oluyor. Son sayımızı TCRMS Türk bizim dergimizin Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'nin son sayısı online geçen hafta basıldı. Onu izlemenizi isterim. Takip etmenizi isterim. 2-6 Kasım arası kongreye süratle hazırlanıyoruz. Mart ayında yapılması gereken Şanlıurfa sempozyumumuz maalesef bakanlığın izinindeki bizden de kaynaklanmış olabilir. Problemler dolayısıyla 7-8 Mayıs'a kaldı. Onu da web sayfamızdan yayınlayacağız. Bunun dışında da 2-6 Kasım kongremize son hızla hazırlanıyoruz. Web binarlarımız devam ediyor. Bu akşam sevgili Emre Göksan, bizim oğlumuz biliyorsunuz, denk geldik yani birbirimize. Yapılması gereken bir webinar daha vardı. Katılımcıların bazı problemleri dolayısıyla bu boş geçecekti. Sağ olsun, son dakikada Emre imdada yetişti ve üzerine aldı bu işi. Ben size başarılı ve güzel bir webinar diliyorum. Çok faydalı olacak. Birbirinden çok kıymetli arkadaşlarımız, bizim üreme tıbbı ile uğraşan arkadaşlarımız, perinatoloji ve onkolojiye tabii biraz daha uzağız. Bu eksiklerimizi bu iki kıymetli arkadaşımız bu akşam gidereceklerdir. Ben sözü Emre'ye bırakıp sizi zevkle izlemeye geçiyorum. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Lafı çok uzatmadan ben ilk konuşmacımız Doçent Doktor Erkan Sarı'ya sahneyi bırakmak istiyorum. Erkan Hoca bize ART gebelikleri acaba jinekolojik onkoloji açısından risk yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Yaratıyorsa hangileri yaratıyor? Kısa kısa özetler sunacak. Teşekkür ederim hocam. Buyurun. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı Doktor Mustafa Erkan Sarı. Tabii üreme ile ilgili yardımcı üreme tekniklerine gerçekten çok uzağız biz. Bana yardımcı üreme teknikleri deyince daha çok aklıma benim daha çok bizim cerrahi uyguladığımız fertilite koruyucu cerrahi uyguladığımız hastalar ve bu hastalar yardımcı üreme teknikleriyle tedavi gördükten sonra acaba tamamlayıcı cerrahi yapalım mı yapmayalım mı tartışmaları geliyor aslında. Bana verilen konu aslında belki de çok tartışmaya açık bir konuydu. Hani bu taraf değildi. Bizim daha çok ilgilendiğimiz kısım bu yardımcı üreme tekniklerine giden fertilite koruyucu cerrahi uyguladığımız olgularken Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği'ne öncelikle teşekkür ediyorum. Hani Emre de sağ olsun değerli Emre hocam da hani bir jinekolog onkolog gözüyle acaba bu yardımcı üreme teknikleri sonuçlarında acaba bir takım kanser riskleri var mı? Bu anlamda bizi bilgilendirir misin diye beni bu konuşmaya dahil etmişti. Bu konuda ben fikrimi ve bu konuda literatür bilgilerini sunmak istiyorum. Şimdi bilindiği üzere infertil hastalarda kanser riski artmış. Yani bunu fazlasıyla biliyoruz aslında. Çünkü şöyle ifade edebilirim. Şimdiye kadar yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunda infertil hasta grubunda kanser instansının arttığını görüyoruz. Bu da aslında infertilitenin kendisi aslında kansere sebebiyet veriyor. Yani işte infertiliteye neden olan faktörler neler? İşte polikistik over sendromu, endometriozis, bir takım enfeksiyonlar, açıklanamayan infertilite olguları.
Ki bunlarda yapılan çalışmalarda artmış bir kanser instansı zaten görülmüş. Altta yatan mekanizmalar kanseri açıklıyor bize fazlasıyla. İnfertilitenin neticesinde, yani siz tedavi verdiğiniz olgularda da, gebeliğin gerçekleşmediği olgularda da artmış bir kanser instansı görülmüş. İşte bu aşamada akla acaba infertilite tedavisinin bir kanser yapıcı bir etkisi var mı yok mu? Bu anlamda bir takım tartışmaları beraberinde götürmüş. Biz şunu biliyoruz, infertilite kanser için bir risk faktörü. Yani bu artık oturmuş bir olay ve bu kanser insidansı, tabii ben jinekolojik kanserler için konuşuyorum, 1,5 ile 2,5 kat arasında artıyor. Nulliparlarda risk artıyor, birazdan anlatacağım. Primer infertil olgularda riskin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Açıklanamayan infertilitesi olan olgularda over kanserinin yüksek olduğunu, endometriozda ve PCOS'ta bir takım kanser, jinekolojik kanserlerin, hormon bağımlı jinekolojik kanserlerin arttığını görüyoruz. Patogenezde östrojenler var, progesteron var, artmış androjen yükü var. Bunu aslında, bunları söylediğimiz zaman bir dolu hastalık aklımıza geliyor. İşte östrojenler nasıl etki ediyor? Endometriyal hiperplazi ve kanser gelişiminde etkili. Çünkü progesteronla dengelenmemiş bir östrojen var ve endometriumda bir mutasyon artışı, bu da mitoz artışıyla ortaya çıkıyor. Mutasyon nasıl oluyor? DNA replikasyon hatalarında bir takım artışlar söz konusu oluyor. Endometrium dışında meme üzerinde, over üzerinde bir takım proliferatif süreçlerin artmasına sebebiyet veriyor. Progesteronun da meme üzerinde bir proliferatif etkisinin olduğunu biliyoruz. Androjenik hormonların artmasının meme ve over dokusu üzerinde proliferasyonu artırdığını, endometriyal hücrelerde de stimülan bir etkisinin olduğunu bilmekteyiz. Artmış LH sekresyonu aklımıza polikistik over sendromunu getiriyor ki biz endometrium kanserinde artmış bir LH reseptörünü gördük endometrium dokusunda. Bu da LH reseptörlerine bağlı olarak artmış LH sekresyonunun endometriumda büyümeyi ve gelişmeyi uyardığını görüyoruz. Bu da endometriyal kanser insidansının daha artış göstermesine sebebiyet verdiğini düşündürüyor. Over epitelinde proliferatif süreçleri başlattığını biliyoruz, artmış LH sekresyonunun. Onun dışında hiperinsülineminin endometriyal gland ve stromada aromataz aktivitesini uyardığını ve endojen östrojen seviyesini artırdığını biliyoruz. IGF-1 artışının proliferatif ve diferansiyasyona sebebiyet verdiğini, seks hormon bağlayıcı globulinin hepatik sentezini inhibe ettiğini, bu şekilde serbest bir takım steroid hormonlarının seviyesini artırdığını bilmekteyiz. Onun dışında patogenezde işte bir takım genomik instabiliteler var, mutasyonlar var, COX-2'nin aşırı sentezlenmesi var, bir takım inflamatuar prosesleri söyleyebiliriz. Peki infertil olgulara baktığımızda bu olgular içerisinde en önemli grup hangileri? İşte obezler mesela. Obez olgularda, yani obezitenin tek başına bir risk faktörü olduğunu bilmekteyiz. İşte az önce anlattığım gibi androjenlerin, östrojenin aromatizasyonunu artırıyor. Hiperinsülinemiye sebebiyet veriyor. Bir takım sokinlerisi artmasına sebebiyet veriyor. Ayrıca gene kanser patogenezinde bildiğimiz bir durum daha var. Bu da kesintisiz ovülasyon. Aslında son 10 yılda ispatlanmış bir durum. Over kanserinin tuba epitelinden kaynaklandığına dair holistik teorisinden bahsedeceğim. Bu da aslında over epitelinde tekrarlayan travmanın, over yüzey epitelinden gelişen epitelyal inklüzyon kistlerinin, foliküler mayenin ve östrojen uyarısının çok fazla etkili olduğunu bize ifade ediyor. Ovülasyon esnasında tuba epitelinde ovülasyon alanına implantasyon sonrası bir invajinasyon oluyor ve etrafı tuba epiteli ile kaplı bir kortikal inklüzyon kisti oluşuyor. Bu da uzun vadede bu kistlerin sayısının artması ve kistlerin kendisi uzun vadede tuba kaynaklı bir over kanserine sebebiyet veriyor aslında. Siz ne kadar çok ovülasyona sebebiyet verirseniz aslında bu da yumurtalık kanserinin insidansının arttığını biz size ifade edebiliriz. Bu en son ortaya çıkan teoremle beraber. Peki infertilite tedavisi bu konuda etkili mi? Bu kadar şey söyledik, işte anovülasyonlar veya diğer bir takım östrojenik progesteronla ilgili veya işte androjenik hormonlarla ilgili olan. Tabii infertilite tedavisinde bu türden hormonlar kullanılıyor ve bunlar acaba yumurtalık kanserine veya hormon bağımlı kanserler, yumurtalık kanseri, rahim kanseri, meme kanseri gibi kanserlere sebebiyet veriyor mu? Aslında en büyük tartışma bu. Yani eğer ki sebebiyet az önce anlattığım patogenezlerde östrojen, progesteron ve androjenlerse acaba bu hormonların bir şekilde kullanılması veya bu hormonun seviyesinin bir şekilde artırılması acaba
bu hastalarda kanser insidansını artırıyor mu şeklinde bir takım teoriler ortaya çıkmış. Tabii ki sadece bunları artıran, işte progesteron ve östrojen seviyesini artıran hormonal çevre değil. Bu işlemler esnasında işte overin travmatize edilmesi, onun pick-up işlemi esnasında acaba yeni tümör oluşumunu tetikliyor mu? Çünkü overde yeni travmalar oluşturuluyor veya bir tümör varsa o tümörün yayılımını artırıyor mu şeklinde bir takım onlarca teori 1980'lerden beri şu an görünmekte. Peki hormon bağımlı, yani eğer ki bu yardımcı üreme tekniklerinde bir takım hormonlar söz konusuysa, hormon bağımlı bir takım kanserler bundan etkilenmiştir diyoruz. Neler olabilir? Over kanseri, endometrium kanseri, meme kanseri gibi kanserleri biz jinekolojik onkoloji grubu olarak düşünebiliriz. Şimdi over kanserinin çok geniş bir bilgisi var ama ben hızlıca şunu söylemek istiyorum. İşte hastaların büyük bir çoğunun ileri evre tanı aldığını ve çok gerçekten dramatik olduğunu, en fazla ölümlerin over kanserinden olduğunu söyleyebilirim. Risk faktörleri, bakın az önce ifade ettiğim kesintisiz ovülasyon, yani uzun süre ovülasyon, over dokusu üzerindeki haraplanma, yani travma ve ondan sonra yenilenme, bununla beraber mitotik aktivitenin artışı önemli. Yani over kanserinde bunun bir ana faktörlerden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Onun dışında nulli parite çok önemli. Bunlar dikkat ederseniz hep yine infertiliteyle beraber değerlendirilen konular. Erken menarş, geç menopoz, bu da hastanın over dokusunun çok daha fazla travmaya maruz kalması, çok fazla ovülasyona maruz kalması anlamına geliyor ki bununla ilgili yapılan çalışmalarda anlamlı olarak over kanseri instansının arttığını biz gördük. Endometriozis tabii ki over kanserine, özellikle clear cell karsinomda, endometriozis karsinomda, high grade'de değil de low grade serous karsinomda artırdığını bilmekteyiz. Bu da çalışmalarla gösterilmiş. Polikistik over sendromunda da over kanserinin arttığını, over kanseri insidansının arttığını bilmekteyiz. Onun dışında over kanserine sebebiyet veren bir takım genetik faktörler, işte bir takım çevresel faktörler var. Burada infertilite ile ilgili olan obezite var. Bu da geniş bir derlemede, özellikle body mass indeksi 30'un üzerinde olan grupta over kanserinin belirgin olarak arttığı ifade edilmiş. Şimdi infertilite tedavisinde kullanılan bir takım ilaçlar var tabii ki. Acaba bunlardaki tabii ki mekanizma yumurtalıktaki ovülasyon sürecini hızlandırmak, çok daha fazla folikül elde etmek. Acaba overdeki bu haraplanma, bu overdeki travmatize durum uzun vadede acaba kanser instansını artırıyor mu? Daha çok çalışmalar bununla ilgili olarak söyleniyor. Şimdi OKS'ler veya doğum yapmış olmak, yani overdeki bu travmatizasyon durumunun azalması, eğer ki kanser instansını azaltıyorsa mantıken yani klonifen sıratında artırması beklenir. Bu amaçla yapılan çalışmalarda, şimdi 1990'larda ilk defa bu çalışmalar ortaya çıkıyor. 80'lerde böyle case kontrol çalışmalar var ama, case bazında çalışmalar var ama 90'lardan itibaren case kontrol çalışmaları ortaya çıkıyor ama bu çalışmalarda çok ciddi metodolojik hataları var. Yani bu konuda yapılmış en geniş çalışmalardan bir tanesi mesela çok geniş serili bir hasta grubunu kıyaslıyor ama infertilite ve nullipalite yumurtalık için risk faktörü olarak bilinmesine rağmen infertilite tedavisi gören kadınları infertilite tedavisi almayan aynı grup hastalarla kıyaslamıyorlar. Fertil kadınlarla ama aynı demografik özelliklere sahip hastalarla kıyaslıyorlar. Bu da çok büyük bir problem. Bu metodolojik hata olarak kabul ediliyor ki onlar diyorlar ki over kanserine risk 2.8 kat, gebe kalmayan kadınlarda da 27 kat artmıştır deniyor. Tabii bu her ne kadar metodolojik bir hata da olsa yani bilim dünyasında ciddi bir endişe uyandırıyor. Başka bir çalışma var. Gene 1994 yılında Nejim'de yayınlanmış. Bu çalışmada da aslında 12 siklustan fazla klonifen sitrat kullanılan olgularda over kanser riskinin çok çok arttığı ifade ediliyor. Gerçekten odds ratio çok yüksek ama ilginç bir şekilde burada hormon bağımlı tümörler dışında over kanserine ait tüm tümör gruplarını çalışmaya almışlar. Bu da ciddi olarak metodolojik bir hata. Aynı zamanda malign potansiyeli çok yüksek diye kabul etmişler ama sonradan biz tabii ki malign potansiyeli
yüksek olmadığını bildiğimiz borderline tümörlerde bu çalışmaya dahil olmuş. Çok sayıda çalışma var tabii 94'ten sonra. Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğunda aslında over kanseri instansını arttığını gösteren herhangi bir bulgu yok yani. Hani çalışmaların büyük bir çoğunluğunda subgrup analizleri gerçekten var. Çalışmalardaki hasta sayıları çok kısıtlı. Subgrup analizlerine bakıldığında bu hasta gruplarında aslında over kanser instansının artmadığı görülüyor. Ama hasta sayıları çok kısıtlı. Geniş epidemiyoloji kohort çalışmaları değil bu çalışmalar. Sadece bir söylemek istediğim bir 8 case kontrollü bir çalışma var. Bu çalışma Necm'de 2002 yılında yayınlanıyor. Bunlar da diyorlar ki bu case kontrol çalışmalarının derlemesinde ovülasyon inyeksiyonu uygulanmış nullipar subfertile hastalarda borderline over tümörlerinde bir artış ifade ediyorlar. Fakat daha sonra tabii bu 2013'e kadar gidiyor. 2013'e kadar yayınlanan yayınların büyük bir çoğunluğunda ben hani literatürü mümkün olduğu kadar taramaya çalıştım. Yani infertil tedavi alan ve almayan grupların kıyaslandığı. Yani aynı demografik özelliklerde infertilitesi olmayan hastalar değil yani. Metodolojiye biraz daha uygun hasta grubunda yapılmış geniş serili bir çalışma 2013'te. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor. 17 yıllık takiple klonfenstrat kullanan hastalarda anlamlı bir farklılık yok. Birazdan ifade edeceğim. Meme kanserinde riskinde artışlar o da klonfenstratın kullanım sıklığıyla alakalı olarak bir artıştan bahsediyorlar. Şimdi asıl burada önemli olan benim ifade etmek istediğim çalışmalar yurt dışında yapılmış 2013'ten sonra yapılmış olan çalışmalar. Çünkü 2015'ten sonra çok fazla kohort çalışması devreye giriyor. Bunlardan bir tanesi çok geniş serili bir 1 milyona yakın hastanın kohortun değerlendirildi. Norveç çalışması. Burada istatistik olarak bir anlamlı bir farklılık görülmüyor. Daha sonra 2015 yılında bir Amerika'da yapılan bir kohort çalışması var. Bu da 100 binin üzerinde bir hasta grubunu içeriyor ve burada over kanserinin istatistik olarak artmadığını ama diğer jinekolojik kanserlerle kıyaslandığında istatistik olarak anlamlı olmasa bile sıklığının biraz daha arttığına dair ifade eden bir çalışma. Takip süreleri çok çok uzun değil bu çalışmanın. Daha sonra İsrail'den gelen bir çalışma var. Bunu birazdan endometrium kanserinde ve meme kanserinde de ifade edeceğim. Burada BRCA mutasyonu taşıyıcısı olan hastalar çalışmaya dahil ediliyor. BRCA kısmına çok fazla girmek istemiyorum ama burada diyor ki doğurganlık tedavileri, tedavi türüne bakılmaksızın yani klonfenstrat kullansın veya gonotropin tedavisi verilsin. İnvazif epiteller over kanserle ilişkili herhangi bir durum ortaya çıkmamıştır diye ifade ediliyor. Bunlar tabii ki bu dönemde 2015-2016 yılında ortaya konulmuş olan kanserle ilişkili olmayan çalışmalar. Bu az önce ifade ettiğim Normet çalışması bir yıl sonra hasta sayısını iki katına çıkartarak 1,5 yıla ve daha geniş bir spektrum 1960'dan 1996'ya kadarki hasta grubunu içererek bir kohort çalışması ortaya koyuyorlar. Ve burada tabii ki hastaların büyük bir çoğunluğu klonfenstrat kullanmış olan hastalar ve klonfenstrat ile over kanseri için nullipar kadınlarda riskin arttığını fakat hastalar klonfenstrat sonrasında gebe kaldıysa ve doğum yaptıysa bu riskin artmadığını ifade ediyorlar. Fakat bu çalışmada çok enteresan bir sonuç ortaya çıkıyor. 2016 yılında çok geniş spektrumlu bir hasta portföyü özellikle yardımcı üreme tekniğiyle gebe kalmış olan kadınlarda borderline over tümörlerinin riskinin arttığını ifade ediyorlar. Fakat burada çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü iki grup arasında gerçekten de demografik olarak ciddi farklılıklar söz konusu. Yani bu kadar 1,5 milyon kadını, 1,5 milyon kadını bir yandan da demografik olarak ayırmak çok mümkün olmamış. Çünkü hastaların verilerine tamamen ulaşamadıklarını ifade ediyorlar. Ama burada tüm dünyanın dikkatini çeken şey yardımcı üreme tekniklerinin borderline over tümörlerinin riskini artırdığına dair bir Norveç 1,5 milyon kadınlık bir kohort çalışması. Daha sonra bir İsrail'den az önce anlattığım çalışmanın hemen bir yıl iki yıl sonrası İsrail'den ikinci bir çalışma geliyor. Daha geniş bir süre içeriyor. Yani süre arttıkça acaba over kanseri riski artıyor mu diyorlar. 100 bin civarında gene bir kadın. Burada da
uzun vadeli ovar kanseri için bir risk ortaya çıkıyor. Yani burada odds ratio yüksek, ortalama 3'lerde PDF 0.022 olarak bulunuyor. Burada ovülasyon indüksiyonunda IVF'e maruz kalan hastalar, işte gonotropin kullanılan klonferrit kullanan hastaların tamamı bu çalışmaya dahil ediliyor. Fakat burada da gene en sonda söylenen sonuç aslında çoğu çalışmada aynı. Geniş spektrumlu, geniş serili hastalarda maalesef ki hastalar arasında ciddi olarak demografik özelliklerde homojenite sağlanamıyor. Yani aslında altta yatan neden primer infertilite nedenleri mi yoksa verilen tedavi mi? Tek bilinen bir şey var. Tedavi uzun süreli. Özellikle 6 ayı geçen tedavilerde. Klonferrit sitrat için 6'yı geçen, kimi çalışmalarda 12'yi ifade etmişler. Geçen sikluslarda iki grup arasında homojenite sağlansa dahi over kanseri yönden artmış bir risk olduğu yönünde. Onun dışında geniş spektrumlu 2018 yılında İngiltere'den bir çalışma geldi. Cohort çalışması bu çalışma. 2 milyon kadar bir kadını ifade ediyor. Onlar da aslında hem invaziv hem borderline'de artış var diyorlar. Burada en büyük sıkıntı şu, bu çalışmanın tamamını ayrıntısıyla okudum. Özellikle subgrup analizleri yok. İki grup arasında, iki grupta infertil gruplar evet ama infertil gruplar arasında özellikle demografik özellikler yönünden karşılaştırma maalesef ki söz konusu değil. Yani olayın tedaviye bağlı mı yoksa primer infertiliteye mi bağlı olduğunu hiçbir zaman bu çalışmada böyle bir ayrım yapılamayacağını ifade ediyorlar. Şimdi over kanseri için tabii ki bu kadar tartışma söz konusu iken acaba endometrium kanseri için de bu durum söz konusu mu? Tabii over kanserindeki mekanizma biraz farklıydı. Siz ovülasyonu artırdıkça zaten nulliparite bir riskti. Üzerine folikül sayısını ve ovülasyon süresini artırdıkça acaba over üzerindeki yani travmatizasyonu artırıp acaba bir takım mitotik aktiviteleri mi artırıyorsunuz diye düşünüyorduk ama endometrium kanserinde mekanizma farklı aslında. Endometrium kanseri risk faktörlerini biliyoruz. Bunları geçiyorum. Acaba infertilite tedavisi endometrium kanseri üzerine olumsuz bir etkisi var mı? Bununla ilgili 90'lardaki çalışmalar hep mümkün olduğu kadar çok case basında çalışmalar ama ilk geniş spektrumlu çalışma 2001 yılında yayınlanıyor. Bu da ovülasyon indüksiyonunun endometrium kanserini artırmadığına yönelik bir çalışma. Takibinde 2017 yılında bir meta analiz yayınlanıyor. Bir dolu çalışma çıkıyor 2017'ye kadar. Burada da aslında klonferrit sitrat, çünkü çalışmaların büyük bir çoğunluğu 90 öncesine ait hastaların takipleri. Çünkü kanserde en büyük sıkıntımız şu. Hastaya verdiğiniz tedavi sonrasında hastanın takibi çok önemli. Uzun yıllar takibini yapmak durumundasınız. En azından bir 10 veya 20 yıllık bir süreç içerisinde hastada kanser gelişiyor mu, gelişmiyor mu bunu görmek durumundasınız. Onun için çok eski tedavilere maalesef ki ihtiyacımız var. Burada klonferrit sitratın özellikle endometrium kanseri riskini artırdığına dair bir çalışma ama bu çalışma gerçekten bence güvenilirliği düşük. Ve çok da güçlü bir çalışma değil aslında. Çünkü çok yüksek dozdan bahsediyor. Ve yüksek siklustayız. 12 ve üzerindeki siklustan bahsediyor. O zaman artıyor diyor. 12'nin altındaki grup için subgrup analizleri var. Ama infertilite mi sebep yoksa klonferrit sitrat mı çok fazla ayrım yapamamışlar. Bu çalışmada Yunan kökenli bir metanaliz. Şimdi endometriumla ilgili olarak yapılmış çalışmalara en son az önce söylemiştim bir İngiliz çalışması vardı. 2 milyon kadar katını dahil etmişlerdi. Orada over kanserindeki insidansına artışından bahsediyordu ama iki grup arasında demografik özellikler yönden anlamlı fark olmasa dahi veya bir şeye bakmasalar dahi korpus uteri kanseri yönden herhangi bir anlamlı fark bulmamışlar ki bu konuda en geniş serili çalışma aslında daha doğrusu kohort çalışması bu. Onun dışında bir Hollanda çalışması var. Burada da infertilite tedavileri uzun vadeli uterus kanseri için önemli bir risk oluşturur diyor ama burada bu çalışmanın ayrıntısıyla ben okudum bu çalışmada özellikle kanser gelişen olgularda obezite ve anovülasyona ait olguların sayısının anlamlı olarak farklı olduğunu görüyor. Zaten çalışmanın sonunda şunu söylüyor. Primer infertilite mi neden yoksa verilen tedavi mi? Bu konuda aslında çok anlamlı bir sonuç elde edemedik diye ifade ediyor. Ama çalışmanın takip süresi gerçekten uzun. 25 yıllık bir takip süresi söz konusu.
Asıl en başından söylediğim 2016 yılına ait o 2015'ten sonraki Norveç çalışmasına baktığımızda da aslında endometriyum kanserinde şu şekilde bir sonuç çıkıyor. Nullipar kadınlarda klonfenstrat maruziyeti için yüksek endometriyal kanser var. Evet, biliyoruz. Özellikle 6 siklus sonrasında anlamlı bir odds ratio'su 3'lerde bir sonuç bulunmuş. Fakat eğer ki kadınlar klonfenstrat sonrasında doğum yapmışsa, yani bir gebelik elde edilmişse, bu hastalarda riskin çok daha az, ortalama 1.2-1.3'lere kadar çıktığını ifade ediyorlar. Yani aslında klonfenstrat sonrasında gebelik sonuçlarının anlamlı olduğu burada bize ifade edilmiş. Yani gebe kalan kadınlarda, birazdan Mehmet'e de ifade edeceğim, riskin çok daha azaldığını, gebe kalamayan kadınlarda riskin çok arttığını görüyoruz. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser, biliyoruz. Östrojen, progesteron çok önemli risk faktörü. Yaşam boyu kümülatif etki çok çok önemli. Risk faktörleri çok fazla var ama bunlar içerisinde aynen dikkat ederseniz over kanseri gibi. Yani hormona maruziyetin fazla olması, nullipar ise, erken menarş, geç menopoz, obezite gibi işte periferik androjenlerin, işte periferik östrojen dönüşümünün fazla olması, genetik yatkınlık gibi nedenleri biliyoruz. Peki meme kanseriyle ilgili riskin arttığını, değişmediğini söyleyen çalışmalar var mı? Çok fazla var. Bir takım çalışmalar değişmediğini söylüyor, bir kısımları arttığını söylüyor ama ben memede over ve endometrium gibi düşünmüyorum. Gerçekten meme kanserinin insidansının bir şekilde arttığını düşünüyorum. Çünkü bu konuda elimizde gerçekten subgrup analizleri olan ve ciddi ciddi homojen dağılımın olduğu ve metodolojisi çok düzgün çalışmalar var elimizde. 20 yıllık takip sonrası klonfen ile meme kanserinin riskin arttığını 2009'a kadar söylediler ama kümülatif doz neydi? Siklus sayısı belli değildi bu hastalarda. Çünkü bu hastalar 90'dan önce tedavi almışlardı ve ortalama 20 yıllık bir takipleri söz konusuydu. 2014 yılında USA, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı yaklaşık 11 kadın içeren bir çalışma var. 30 yıllık bir takipleri var. Klonfenstrat ile artmış risk ifade ediliyor ama burada ifade edilen 6 siklus. 6 siklustan sonra artmış bir meme kanseri insidansından bahsediliyor. Şimdi meme kanseriyle ilgili az önce ifade ettim. Benim için çok güvenilir olduğu çalışmaları ben mümkün olduğu kadar koymaya çalıştım. İsviçre kökenli bir çalışmaya bakıyoruz. Burada anülasyon çok önemli. Eğer ki siz klonfenstratı anülasyon nedeniyle ortaya yani kullandıysanız ve bu hastalarda anülasyondan dolayı kullandınız ve maalesef bir gebelik elde edemediyseniz bu hastalarda meme kanseri insidansının çok yüksek olduğunu söylüyor. Ama gebelik elde ettiyseniz insidansın biraz daha düşük olduğundan bahsediyor. Az önceki Norveç çalışması 2015 yılındaki çalışmada yardımcı üreme tekniklerine maruz kalan kadınlarda meme kanseri riskinin daha yüksek olarak bulmuş ve burada çok güzel subgrup analizleri var meme kanseri grubunda. Ve bu hastalar HMG az miktarda klonfenstrat ve özellikle 90'lı yıllardan sonra FSH ile indüklenmiş olan hastalar. Onun dışında yapılmış 10 bin hastanın üzerindeki bir çalışma, bu da bir kohort çalışması, Hollanda kökenli. Burada çoğul gebelik çalışması aslında, çünkü sonuç bu şekilde çıkıyor. Çoğul gebe kalan annelerde tekil olanlara göre meme kanseri riskinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Bu da aslında IVF ile çoğul gebeliklerde vasküler endotelial growth faktör düzeyinin artmasıyla ilişkilendiriliyor. Yani çoğul gebe olan kadınlarda meme kanseri insidansının çok daha fazla olduğu. Öyle ki eğer gebelik öncesi indüksiyon miktarının fazla olan olgularda anlamlı olarak meme kanseri insidansının daha fazla olduğu bu olgularda ifade edilmiş. Onun dışında Norveç 2016'da o ikinci Norveç çalışmasında şu şekilde bir sorun çıkmıştı. Over kanseri ve endometriyuma ek olarak meme kanseri için nullipar kadınlar arasında klonfenstrata maruz kalanların meme kanseri riski artmıştır. Aslında şunu ben algıladım. Klonfenstratın aslında meme kanseri insidansını arttırdığı, özellikle klonfenstrat sonrasında ekstra bir yardımcı üreme tekniğine gidilip de gebe kalmamış olan olgularda ve 6 siklusun üzerinde klonfenstrat uygulanmış olgularda meme kanseri insidansının çok daha fazla olduğunu gördüm. İran'dan yapılmış bir çalışma yakın bir zamanda 1000 civarında bir hasta var. Bunlar da menopozal gonadotropin hormon HMG'nin tedavisinin meme kanserinin riskini artırdığını ifade ediyorlar. Onlar da 3. siklustan sonra HMG ile beraber meme kanseri insidansının arttığını ifade etmişler. Bununla ilgili başka bir çalışma literatürde ben bulamadım. Az önce ifade
ettiğim geniş İngiltere çalışması vardı. 2.2 milyon kadını içeren bir kohort çalışmasıydı. Orada ilginç bir şekilde meme kanseri insidansı kesinlikle artmamış. Çok ciddi böyle subgrup analizleri yok ama enstitü meme kanseri riskinde artış ifade etmişler. Bu da aslında özellikle bu çalışmada çok fazla gonotropin enjeksiyonu olan hasta grubu var. Çok fazla klonfen strat yok. Bu da aslında gonotropinlerin meme üzerine enstitü karsinoma anlamında özellikle olumsuz etkisinin olduğunu ifade ediyor. Çok uzatmak istemiyorum. Yani bu bilgilerin tamamı aslında çok tartışmalı. Yani bir grup siz ne tarafından bakarsanız ona göre konuşuyorsunuz ilginç bir şekilde. Hani ben dediğim gibi biz jinekolog onkologlar olarak daha çok fertilite koruyucu kısmındayız olayın ama cerrahi kısmındayız ama bu tedavi sonrasında jinekolojik onkoloji anlamında ne etkilenmiş diye bu literatürü 1990 yılından beri taradığımda aslında çok fazla kafamı kesin evet budur diyecek tarafa yöneltecek bir bulgu bulamadım. Benim gördüğüm şu, fertilite tedavisi ve kanser arasında ilişkinin halen tartışmalı olduğunu söyleyebilirim. Kanser riski yüksek hastalara kesinlikle saptamalıyız. Özellikle genetik ailesinde kanser öyküsü varsa, endometriyozisi varsa, PIKOS'u varsa bu hastalara gebe kalsa dahi uzun vadede her zaman endometriyozisi olan hastalarda clear cell ve endometriyoid tip kanserin, PIKOS'u olan hastalarda özellikle endometriyoid tip endometrium kanserinin ki bunlar genelde iyi diferansiye olan tümörler oluyor. İşte genetik ailesinde öyküsü olan hastalarda bu riskin arttığını ifade etmemiz lazım. Tedavi başlamadan önce hastanın şikayeti hemen evet polikistik hasta değil, hastanın düzensiz kanaması varsa bir biyopsi almak, bu biyopside yani aslında infertilite altta yatan bir malignitenin sonucu da olabilir. Bu da çok önemli bir durum. Uzun süreli tedaviden kesinlikle kaçınacağız. Bu çok önemli. Özellikle klonfen stratta sanırım şu an hani üst siklustan fazla öteye gidilmiyor ama altı siklustan sonra artmış bir risk var. Bunu biliyoruz. İnfertil hastaların düzenli takibi çok önemli. Yani doğum yaptı artık bitti gitti değil. Yani yıllık kontrollerinin yapılması, hastaların şikayetlerinin iyi değerlendirilmesi, diğer hastalardan farklı olarak çünkü kanserde altta yatan nedenin sadece tedavi olmadığı, altta yatan nedenin infertilitenin kendisinin olduğunu ifade ettim az önce. Onun için bu hastaların düzenli takibinin çok önemli olduğunu ifade ediyorum. Bir de İran çalışmasını ve o çoğu gebelikler Norveç çalışmasına baz aldığımızda infertilite tedavisinin çoğu gebeliklerle sonuçlanan veya yardımcı üreme tekniklerinden sonra nullipar kalan kadınların özel olarak değerlendirilmesini ifade ediyorum. Yani tekrar yardımcı üreme tekniği uygulanmış olan kadın gebe kalamamışsa ondan sonra kanser için artmış bir riski var. Bunun hastaya kesinlikle ifade edilmesi lazım. Yani bu tedavi, evet bu tedaviyi yaptık, yanlış bir durum var anlamında değil aslında. Altta yatan zaten bu dirençli durumun kansere de sebebiyet verebileceğini ifade etmek lazım. Yani endometriyozis eş zamanlı olabilir, polikistik overi olabilir veya başka bir takım sıkıntılar olabilir. Gebelik elde edilemediği zaman ne kadar gebelik elde edilemiyorsa o kadar artmış kanser riski var. Benim yaklaşık 20-30 yıllık literatür taramamdan bulduğum bu. Gebelik elde edilemeyen grupta kanser insidansı belirgin olarak artmış. Teşekkür ederim. Erkan Hocam çok teşekkür ederiz. Çok kapsamlı bir literatür araştırması yapmışsın. Oldukça güzel verilere ulaştık. Gerçekten çok detaylı bir anlatımdı. Tekrar teşekkür ediyorum. Konu bütünlüğü açısından ben ikinci konuşmacıya geçeceğim. Vakti de etkili kullanma anlamında. Egemen Hoca'nın konuşması bittikten sonra tüm gelen soruları sizlere yönlendireceğim. Tekrar ağzınıza sağlık diyorum. Şimdi Egemen Hoca da bize ART tedavilerinde yani yardımlı üreme tekniklerinde özellikle ileri yaş gebeliklerinde ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz? Ondan biraz bize kısaca bahsedecek. Daha sonra da soruları ben hocalarımıza yönlendireceğim. Evet, sahne sizin Egemen Hocam. Teşekkür ederiz. Merhaba, herkese merhaba. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu'nun saygıdeğer hocalarına ve sayın moderatörümüz Doçent Doktor Emre Pabuççu'ya teşekkürlerimi sunarak sunuma başlamak istiyorum. Bu sunumun amacı güncel kanıtlar eşliğinde ART gebeliklerinin, ART ile elde edilen ileri yaş gebeliklerinde karşılaştığımız problemler, neonatal perinatal sonuçlar ve konjenital anomali sıklığı açısından doğal yoldan gebe kalan kadınlara göre daha fazla riskler var mıdır sorusuna cevap aramaya çalışıyoruz.
ÜTRT gebelikleri fertilite sorunu yaşamayan spontan gebeliklere göre farklı prenatal sonuçlar ile ilişkilidir. Tedavi gebeliklerinin daha yakın antenatal takip gerekliliği vardır. Bu gebeliklerde plasentasyon farklılığına bağlı tarama testlerinde yalancı pozitiflikler olabileceğini aklımızdan çıkarmamamız lazım. IVF ile elde edilen gebeliklerde obstetrik açıdan en olumsuz sonuç çoğul gebelikler ve buna bağlı komplikasyonlardır. Literatürde randevumuz olmayan çalışmalarda fetal neonatal sonuçlar açısından PPROM, preterm doğum, prematürite, gelişme geriliği, konjenital anomaliler, özellikle yarık dudak, özofagus atrezisi, anorektal atrezi, genitourinary renal pelvic obstruksiyon, kriptoorchidizm, hipospadias, spinal cord anomalileri, pulmoner kapak stenozu ve endokardiyal yastık defekti sıklığında artış var. Perinatal mortalite ve ölü doğum oranlarında artış bildiren çalışmalar mevcut. Obstetrik komplikasyonlar açısından ise placenta previa dekolman, gestasyonel diyabet, gestasyonel hipertansiyon, sezeryen doğum gibi gebelik komplikasyonlarının risklerinin artmasıyla ilişkilendirilmişler. Ve üçüncü trimester kanamaları artmış olarak bildirilmiş. Tabii infertilitenin kendisi bağımsız bir risk faktörü olabilir. Hayvan modelleriyle yapılan çalışmalar göstermektedir ki IVF sürecinde hormonal stimülasyon ve embriyo kültürü ortamı fetal büyüme ve gelişme ile ilgili genlerde epigenetik değişikliklere neden olabiliyor. Dondurulmuş embriyo transferi sikluslarında nispeten olumlu prenatal sonuçlar olabilir. Buradaki olası mekanizmalar taze siklusa göre daha fizyolojik durumda olan endometriyal mikroçevrenin reseptivite, implantasyon, plasentasyon ve fetal gelişim üzerinde pozitif etkisi rol oynuyor olabilir. Fresh siklustaki ovaryen stimülasyona bağlı olarak ortaya çıkan suprafizyolojik hormon düzeylerinin endometriyal reseptivite ve embriyo gelişimi arasındaki asenkronizasyona yol açması bu görüşü destekliyor görünmekte. FET sikluslarında döndürme ve çözme işlemleri sürecinde kötü kalite embriyoların da kendiliğinden elimine olması, geriye kalan iyi kalite embriyoların da daha iyi klinik sonuçlara yol açıyor olması olası mekanizmalardan birisidir. Her ne kadar ART gebeliklerinde kötü sonuçlardan bahsedilse de bu risklerde mutlak artış genellikle düşüktür ve bu IVF gebelikleri çoğunlukla normal sonuçlara sahiptir. Ve IVF gebelikleri uzun vadeli ve hem kısa vadede hem uzun vadede maternal neonatal gebelik sonuçları açısından güven verici olarak biliniyor. Bu olumsuz gebelik sonuçları mekanizmaları neler olabilir diye baktığımızda ileri anne yaşı, gebelik öncesi kronik hastalık mevcudiyeti, artmış vücut kitle endeksi, altta yatan infertilite etiyolojisi, tedavi protokolleri, transferin taze veya dondurulmuş olması ve embriyo transferi günü bile etiyolojik nedenler arasında olabiliyor. Literatürde ileri anne yaşı 35 yaş olarak tanımlanmış. Değişik tanımlamalar da mevcut. 40 yaş çok ileri anne yaşı olarak, 45 yaş ise aşırı ileri anne yaşı olarak da tanımlanmış. Genel olarak ileri anne yaşının kötü sonuçlarla ilişkisi maternal neonatal olumsuz sonuçları riskini artırıyor. İleri yaş kadınlar fetal kromozom anormallikler ve düşük instans açısından da yüksek risk altındadırlar. İleri yaşta da 35 yaş üzerine 35-39, 40-45 ve 45 yaşından büyük kadınlar için risklerde farklılıklar olabiliyor. Tekrar komplikasyonlar neler olabilir diye baktığımızda PPROM, demin de söyledik plasenta previa, postpartum kanamalar, gebelik tansiyonu, gebelik şekeri, sezeryen doğum. 45 yaşından ileri annelerde de yoğun bakıma yatma oranları yüksek ve venöz tromboembolizm gibi diğer komplikasyonların riskinde de artış var. İleri yaş gebeliklerdeki kötü sonuçları genellikle maternal vasküler disfonksiyonla ilişkilendirmişler. Burada plasental disfonksiyon ölü doğum, preeklemsi ve ayıcı öğretilmesinde anahtar role sahip. Son araştırmalarda hızlanmış plasental yaşlanma ve yetersiz beslenme vasküler disfonksiyon belirtileri tanımlanmış. Hayvan modellerinde de oosit yaşlanması ile plasental fonksiyonun değişmesine yol açabilecek erken plasenta gelişimi arasında ilişkiler var. Bunlar yapı ve fonksiyon olarak. Başka bir teoride yaşlanan oositin azalmış genetik kalitesidir. Yine hastanın yatış açısından ve olumsuz sonuçlar açısından 45 yaş ve üzeri kadınlar en yüksek risk grubu kadınlar. Bu risk özellikle önceden var olan diğer komorbitelerin varlığında yardımcı üreme teknolojisiyle gebelik düşen ileri yaşındaki kadınlar için önemli bir husustur ve dikkate alınması gerekir. İleri yaş ART gebeliklerine spesifik olarak değinecek olursak, ileri yaş ART gebelikleri maternal yaşa bağlı olası risk artışlarını otomatik olarak zaten içeriyorlar. Yaşın artmasıyla ovaryen rezervin düştüğünü de biliyoruz. Ve preeklemsinin
azalmış overal rezervle direkt ilişkili olduğu ve ileri yaş ART sikluslarında stimülasyon protokollerindeki yüksek gonadotropin maruziyetinin suprafizyolojik dozlarda östrojen seviyelerine sebep olduğu ve endometrium üzerindeki etkilere sebebiyet verdiği biliniyor. Bir de ART gebeliklerinde res plasentanın da daha fazla görüldüğü bize altta yatan plasentasyon defeklerinin olabileceğini ipucunu veriyor. Bunlar da plasenta previa, dekolman ve preeklemsi de zaten plasentasyon defektinin sebebiyet verdiği bir durum. İleri yaş gebeliklerde oosit donasyonuyla ART yani yardımcı üreme tekniklerinde oosit donasyonu da günümüzde sıklığı artmıştır. Ve oosit donasyonu gebeliklerinde spontan gebeliklere kıyasla daha sık kötü obstetrik sonuçlar ve prenatal riskler vardır. Burada da oosit donasyonu gebeliklerinde daha yüksek hipertansif bozukluk prevalansına bağlanmış bu kötü sonuçlar. Oosit donasyonu gebeliklerinde bu hipertansif bozukluk riskinin daha sık görülmesinin nedenini yabancı antijenlere karşı immünolojik bir uyumsuzlukla bağlantılı olabileceği, oosit donörü ve alıcısı arasındaki antijenik farklılığa bağlamışlar. Bunlar da preterm doğum ve düşük doğum ağırlıkları da oosit donasyonu gebeliklerinde daha yüksek bildirilmiş. Demin de söyledik. Hipertansif bozukluklar, preterm doğum, preeklemsi ve doğum sonu kanama riskinin de 2-3 kat arasında arttığı oosit donasyonlarında bildirilmiş. Bu oosit donasyonunda biz oosit yaşını kontrol edebilmemize rağmen neden bu kötü sonuçlarla karşılaştığı, potansiyel riskin neden arttığı konusu hala açıklığa kavuşmamış. Çoğul gebeliklerin bildiğimiz gibi preeklemsi, doğum sonu kanama, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, hipertansif bozukluklar ve sezeryen doğum risklerini arttırdığını bildiğimiz gerçeği. IVF gebeliklerinde tek embriyo transferi önerilmeli. Oosit donasyonu gebeliklerinde tek embriyo transferinin önemi bir kat daha artmış durumda. Yine ileri yaş annelerin tedavi gebeliklerinde taşıyıcı annelik de günümüzde artmıştır. Bu taşıyıcı annelik turizminin artması ve bazı ülkelerde de taşıyıcı anneliğin yasallaşması nedeniyle bu artış olmuştur. Oosit donasyonu takip eden gebelikler olumsuz prenatal sonuçlarla ilişkilendirilmiş olsa da taşıyıcı anneliği takiben prenatal sonuçların nasıl olduğu hakkında literatürde veri eksikliği var. Bazı veri tabanlarını içeren çalışmalarda mesela preterm doğum riskinde önemli bir artış bulunmadığı saptanmış. Ancak FEA veri tabanını analiz eden otolog taze siklus IVF ve taşıyıcı anneliği kıyaslayan bir başka kohort çalışmasında ise preterm doğum ve düşük doğum ağırlığında anlamlı bir fark bulunmamış. Bu konuda literatürde açık var. Gene ileri yaş ART tedavi gebeliklerinde preimplantasyon genetik testi de daha sık yapmaktayız. Burada bizim aldığımız biyopsi acaba bir bizim bir etkimiz var mı, bir manipülasyonumuz var mı diye araştırılmış ve bu konu hep ilgi çekiyor. Burada da herhangi bir olumsuz risk faktörü, preterm doğum, düşük doğum ağırlığı arttırdığı saptanmamış. Artmış bir risk yok yani. Preimplantasyon genetik testi kötü sonuçlarla ilişkili bir durum yok. Gene ileri yaş ART gebeliklerinde artmış gestasyonel diyabet riski de bizim kullandığımız progesteron kullanımı ile ilişkili. Anne yaşı arttıkça ölü doğum riski artmakta. Yalnız burada ölü doğum riskinin ileri yaştaki ölü doğum riskinin ART ile ilişkisi yok. Bu 2017'de yayınlanan bir sistemik değerleme ve meta analiz. Burada neden bir ART ile ilişkili olmadığını söylüyorlar ölü doğumun? Bu kadınların ek ilaçlar ve ek klinik bakımla daha iyi bir antenatal takip aldıkları söylenmiş. Birlikte ele alındığında bu bulgular anne yaşının veya yaşlanmanın olumsuz gebelikleri sonuçlarıyla ilişkili bağımsız bir risk faktörü olduğunu vurguluyor burada da. Ölü doğum riskinde de 1.75 kat artma var. Burada da plasental disfonksiyon suçlanmış.
Yine 2016 yılında Fertil Steril'de yayınlanan bir yazıda da plasenta dekolmanı, plasenta previa, sezeryan doğum, preterm doğum ve düşük doğum ağırlığının çoğu maternal yaşta ve ileri maternal yaşta spontan gebeliklere göre tedavi gebeliklerin daha sık olduğu bildirilmiş. Her iki grupta da hem tedavi gebeliklerinde hem spontan gebeliklerde gebeliğe bağlı hipertansif bozukluklar, plasenta previa, sezeryan doğum, preterm doğum, düşük doğum ağırlığı ve gelişme geriliği yaşla belirgin artmış. Burada birkaç örnek üzerinden söylemek istiyorum. Kırmızıyla gördüğümüz ART gebelikleri 40 yaşlara kadar ART gebeliklerinde hipertansif bozukluklar fazlayken 40 yaşından sonra spontan gebeliklerde hipertansif bozuklukları daha fazla bildirmiş bu çalışma. Yine antenatal bakımla ilgili olabilir. Plasenta dekolmanın bütün yaşlarda ART gebeliklerinde, yani tedavi gebeliklerinde daha fazla olduğu, plasenta previa'nın gene ART gebeliklerinde spontan gebeliklere göre daha fazla olduğu, sezeryen doğumun tedavi gebeliklerinde daha yüksek seyrettiği, 37 hafta preterm doğumların 40 ile 45 yaşların ortasına kadar tedavi gebeliklerinde daha fazla olduğu ama 45 yaşlara doğru gelindiğinde spontan gebeliklerde 37 hafta altı preterm doğumların daha fazla insidans olduğunu saptamışlar. 32 hafta preterm doğumlarda tedavi gebelikleri hep daha yüksek insidansa seyretmiş. Makrozomik fetuslarda da tedavi gebelikleri 40 yaş üzerinde spontan gebeliklere göre daha yüksek insidansa sahip. Perinatal mortalite de 28 hafta üzerindeki perinatal mortalite 35 yaşından sonra her iki grupta benzer insidanstaydı. İleri yaş ART gebeliklerinde embriyo kalitesi yaşa bağlı olarak bozulmakta. Esas olarak mayoz evresindeki anormal hücre bölünmesinden kaynaklanan insan embriyolarındaki aneuploidi ile sıkı bir şekilde ilişkili. PGD gene preimplantasyon genetik tanı ile embriyolar değerlendirildiğinde 5. gün embriyolarında aneuploidi oranının 35 yaş altı kadınlarda %31 olduğunu görüyoruz ve 41-42 yaşlara doğru yaş ilerlediğinde bu oranın %76'lara kadar çıktığını görebiliyoruz. 42 yaşından büyük kadınlarda benzer şekilde anne yaşıyla artan embriyo da aneuploidi oranı ile beraberdir. İleri yaş kadınlarda bu artmış kromozomal anormallik oranları daha yüksek spontan düşük insidansa neden olmakta. 35 yaş altı kadınlarda insidans %13, 35-37'ye doğru çıkarken %17, 40 yaşlara doğru %26 ve 42 yaşın üzerinde abort oranları %50-52'lere kadar bildirilmiş. Burada da aneuploidi oranlarının yaşa bağlı arttığını görmekteyiz. Embriyolardaki aneuploidi oranlarının. Bir de değinmek istediğim bir nokta var. Selfie'li fetal DNA'da fetal fraksiyon önemli. Bize verdiği sonuç açısından. Mesela doğal gebelikleriyle kıyasladığımız zaman ART gebelikleri, tedavi gebeliklerinde fetal fraksiyonda azalma olduğunu biliyoruz. Bir de bu iki subgruplarda taze embriyo transferi sonrası veya dondurulmuş embriyo transferi siklusları karşılaştırma yapıldığında fetal fraksiyonu nasıl etkilendiğine dair bilgiler çok sınırlı. Dondurulmuş embriyo transferi ile karşılaştırıldığında taze embriyo transferi sonrası fetal fraksiyon daha da azalmış. Bu azalma daha belirgin. Bizim tedavi gebeliklerimizde fetal fraksiyonun da az olması azalmış plasentasyonu bize göstermekte. Bu da azalmış plasentasyon da artmış preeklemsi riskini arttırıyor olabilir. Zaten kılavuzlara göre IVF gebelikleri preeklemsi profilaksisi için 11-14. Haftada aspirin başlamamız için minor risk faktörlerinden bir tanesi olarak sınıflandırılmakta. Burada RICOG ve ACOG'un preeklemsi öngörüsü risk faktörleri var. Major risk faktörleri, buna da değinmiş olalım. İşte önceki gebelikte hipertansif hastalık, kronik böbrek yetmezliği, otoimmün hastalık, tip 1 diyabet, kronik hipertansiyon. Bunlar major risk faktörleri. Minor risk faktörleri ise ilk gebelik, ileri yaş, beden kitle endeksinin yüksek olması, ailede preeklemsi öyküsü. Mesela RICOG'da IVF gebelikleri almıyor, puan almıyor ama
ACOG'da preeklampsi için minor risk faktörü olarak sayılıyor. Aynı zamanda bizim Sağlık Bakanlığı'nın venöz tromboemboli profilaksisi için de bir puanlama sistemi var. Burada da ART IVF gebelikleri 1 puan alıyor. Biraz önce de söylemiştik. Maternal yaş ileri olduğu zaman venöz tromboz riski de arttığı için IVF gebesi de olduğu zaman venöz tromboz profilaksisi yapmamız gerekiyor doğum sonrası. İleri yaş kadınlar gebelik öncesi maternal ve neonatal morbidite ve mortalite üzerinde etkisi olabilecek altta yatan tıbbi durumlar için taranmalıdır. Endike durumlarda gebelik öncesi danışmanlık için bir anne için tıbbi maternal tıp uzmanına sevk düşünülmeli. İleri yaş anneleri için özellikle preeklemsi, GDM ve altta yatan tıbbi durumların şiddetlenebileceği hakkında bilgi vermeliyiz. Altta yatan tıbbi komorbitesi olan ve yardımcı üreme teknolojisini kullanmayı planlayan 45 yaş ve üzeri kadınlar için gebelik öncesi ilgili branşlarla konsültasyon faydalı olabilir. İleri yaş gebeliklerinin multidisipliner yaklaşımla değerlendirmeleri önerilmektedir. Tüm katılımcılara değerli vakitlerini ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için sağ olun. Egemen Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Güzel ve kapsamlı bir sunumdu. Şimdi soruları alabiliriz. Ben başlayayım. Erkan Hocam, mesela ilk soru şu. Hiç randomize kontrollü bir çalışma yok değil mi? Yani daha doğrusu şöyle, randomizasyon yapamayız ama yani daha böyle risk faktörlerinin nasıl söylesem, mesela yaş, kullanılan gonadotropin ya da ilacın cinsi, infertilite olan olmayan ya da infertilite tiplerinin stratify edildiği, yani homojenize edildiği, böyle güzel sağlam referans alınabilecek bir çalışma yok mu? Çünkü bütün çalışmalar çok geniş, milyonlara, yüz binlere yayılıyor ama çok heterojen. Yani bu konuyla ilgili bir veri var mı? Aslında şöyle, bir Amerikan çalışması var. Az önce ifade etmeye çalıştım. 9000 hastalık bir çalışma. Orada güzel stratifiye etmişler over kanseri yönünde. Orada da iki grup arasında aslında over kanseri yönünden anlamlı bir risk artışı yok. Sadece over kanseri diğer jinekolojik kanserlerle kıyaslandığı zaman artmış bir insidansı var. Ama bu istatistik olarak anlamlı değil. Yani ama şöyle bir durum var, oradaki hasta portföyüne bakıldığı zaman da, çünkü buradaki en büyük problemimiz bizim hasta takip süresi. Yani siz kanser için 3 yıl, 5 yıl bir süre asla öngöremezsiniz. Bu sürenin belki birkaç dekadı içermesi gerekiyor. Şimdi gonotropinlerin kullanılma süresine baktığımız zaman elimizde çok fazla, Emre Hocam, çok uzun bir yıl yok aslında gerçekçi olmak gerekirse. Yani siz mümkün olduğu kadar daha çok klonofen sitrat ve o türden bir takım tedavilerin olduğu 90'ların öncesindeki dönemi dahil ediyorsunuz çalışmaya. Yani yardımcı üreme tekniklerinde klonofen gonotropinlerin kullandığı dönemi baz alırsak, yani ancak 90'la belki 2000'li yıllar arasında tedavi görmüş olan olguların 2000 ila 2020 yıl arasında subgrup analizlerinin de yapıldığı, homojen grupların oluşturulduğu bir çalışma diye soruyorsanız, böyle bir çalışma yok. Maalesef yok. Çünkü çalışmaların büyük bir çoğunluğu ya kohort ya case kontrol çalışmaları. Şimdi case kontrol çalışmaları çok daha güvenli çalışmalar. Gerçekten bizim istediğimiz çalışmalar ama maalesef siz aynı grupta meç ederken benzer bir hasta portföyü, yani benzer bir hasta grubu elde etmeniz çok kolay olmuyor. Yani belki bunun power analizini yaptığınız zaman da o hasta sayısına ulaşamayabilirsiniz. Onu demek istiyorum ama yapılmış çalışmalar, kohort çalışması ne? İşte belli bir hasta grubu var ve o hasta grubu içerisinde siz belli bir iki grup oluşturuyorsunuz. İki grubu birbirle kıyaslıyorsunuz. Onun subgrup analizleri maalesef her zaman çok efektif olmayabiliyor. Bu dediğim en efektif çalışma. Bir de bir İsrail çalışması var. Onda da meme kanserinde artmış risk var. Onun için benim için biraz daha güvenli olan memeyle olan kısmı. Ben kendi kendi okuduklarımdan yola çıkarak söylüyorum. Meme kanserindeki insidansın artmış olduğu, over kanserinde de çok ciddi olarak öyle 2 milyonluk maalesef işte 1 milyonluk hasta grubunun tarandığı ve bu hastalar içerisinde subgrup analizlerinin yapıldığı, homojen iki grubun elde edildiği, yani body mass indeksi birbirine yakın, aynı zamanda birlikte endometriyozu olup olmayan, aynı zamanda nulli paritesi durumu, yani parite durumunun birbirine eşit olduğu, birbirine homojen grupların oluşturulduğu bir
kıyas maalesef söz konusu değil. Zaten çalışmaların büyük bir çoğunluğu hasta sayısı arttıkça en altta şunu söylüyor. Yani bu nedenin infertiliteye bağlı nedenlerden kaynaklandı mı? Yoksa infertilite ilaçlarından kaynaklandığı konusunda tamamen bir ayrım maalesef ki yapamıyoruz. Diyor ki bu zaten bizim en fazla canımızı sıkan bir durum. Aslında şu da var. İnfertilite ilaçlarının etki etmediği hasta grubunda az önce söylemiştim. Daha doğrusu gebelik elde edilemeyen, daha doğrusu öyle söyleyeyim ben. Gebelik elde edemeyen grupta kanser insidansının fazla olması acaba insana şunu mu getiriyor? Dirençli olgularda kanser insidansı daha yüksek. Gene olay tedavinin başka boyutuna götürüyor Emre Hocam. Yani o zaman diyoruz ki ne kadar tedaviye dirençliyse, ne kadar hasta gebelik oranları düşükse onlarda kanser yüksek oluyor. Şöyle mi? Yani infertilitenin kendisi de bir risk faktörü olarak asıl kesinlikle, evet. O da bir biyasa neden oluyor. Tamam, soruları evet. Almak adına tekrar şey yapalım. Egemen Hocam soru şu. IVF gebeliklerinde rutin düşük molekülü ağırlıklı heparin ya da asetil salisilik asit verelim mi? Yani bunu herhalde ki presentasyon ve preeklampsi prevalansı için sordular diye düşünüyorum. Çünkü dondurulmuş embriyo transferinde böyle bir tartışma var ama genel ART gebelikleri anlamında ne yorum yaparsınız? Kısaca alalım çünkü sorular birikti. Hastayı genel olarak değerlendirdiğimizde yaşı ileri ise beden kitle endeksi yüksekse, polikistik over sendrom geçmişi varsa ve ilk gebeliğinizde 11-14'te aspirinimize başlayalım preeklamps profilaksisi için. Bunu öneriyoruz. Ama düşük molekül ağırlıklı heparinin de eğer ki abortları var ise ve antifosfolipid antikor AFAS sendromu varsa devam edelim. Ama AFAS sendromu yoksa bizim bu puanlamamız var. Puanlamamıza göre de aldığı puana göre genelde 28. haftadan sonra eğer antenatal puanla bakıyoruz. Ona göre düşük molekül ağırlıklı heparin. Peki hocam kullanmaya başladı. Lekelenmesi oldu. Lekelenmesi oldu, kanaması oldu. Sen kesiyor musun ART gebeliği olan bir gebede böyle bir aspirini? Ara veriyor musun? Abi şöyle, eğer ki lekelenmesi varsa hasta kanaman var dediği zaman da tedirgin. Evet. Kleksanını kesiyoruz. Durumuna bakıyoruz. Tekrar aspirinini de yani aspirin kullanıyorsa onu da kesiyorsunuz değil mi? Ara veriyorsunuz. Kesinlikle ara veriyoruz abi lekelenme ve kanama durumunda. Anladım. Peki bir soru daha var. Mesela şöyle denmiş. Mesela 3. gün embriyosu ve 5. gün embriyoları verilmiş ART gebeliklerinde obstetrik sonuçlar arasında farklılık var mı? Bunu şu anlamda sordular. Yani düşükler, ektopik gebelikler, plasentasyon bozukluğunun verdiği preeklampsi gibi. Ya klivaj embriyo ya blastosist embriyo açısından. Ne dersin Egemen Hocam? Abi açıkçası 3. gün ve 5. gün arasındaki obstetrik sonuçlar arasındaki farka çok literatürde bakmadım. Çünkü ileri yaş ART gebeliklerinde baktım ama ileri yaş ART gebeliklerinde de 3. veya 5. gün arasında bir fark olup olmadığı hakkında yeterli çalışma literatürde yok. Benim de aslında bir şeyim o, bilgim o yönde. Yani açık bir konu bence abi. Yani. Evet, 3. gün ve 5. günün implantasyon şeyleri açısından fark olabilir ama bir de şöyle bir tartışma var. Biraz önce Erkan Hoca'nın da söylediği gibi yani 3. gün embriyosu verilen grup aslında çok fazla embriyosu olmayan, 5'i liberal verilen grupta çok fazla embriyosu olup 5'e gidilebilen, hani acaba bu embriyosu 5'e gidebilen grupta daha iyi bir yumurta yanıtı var, bunlar biraz daha böyle yüksek yanıtlı polikistiğe kayabiliyor mu gibi böyle görece bir biyas olabilir. Hani polikistik over sendromunun şiddetli perspektifinde de düşükleri falan görüyoruz. Evet. Evet. Hocam şimdi Erkan Hocama bir soru. Ya mesela çok kısaca hocam, çok kısaca. Endometrium kanseri erken evre tanı almış ama çocuk sahibi olmak istiyor. Biz bunlara bazen yüksek doz progestin veriyoruz belli bir süre. Sonra geliyorlar, sonra bir küretaj yapmak durumunda bazen kalabiliyoruz. İnce endometriyum oluyor. Yani bunlara böyle ince endometriyum olmamaları için ne yapacağız? İlla küretaj yapacak mıyız? Ne dersiniz? Bir onkolog gözüyle nasıl bir yorum, nasıl bir şey yapalım? Emre Hocam şöyle, benim şu an takip ettiğim bu şekilde iki tane hastam var. İkisi de grade 1 ve MR'da miyometriyal invazyon hiç olmayan. Yani endometriyal o bazal tabakanın altına inmemiş olan olgular. Şimdi biz maalesef ki olayın bir vicdani tarafı da var. Yalan değil yani. Şimdi siz hastaya ben bir defa full küretajı kesinlikle şey yapmıyorum. Yani düşük basınçta histeroskopik olarak Roy Mitch zararını görüp kısaca söyleyeyim oraya kürete ediyorum.
Full küretaj çok önemli. Çünkü siz eğer ki endometriyumdan full küretaj yapmazsanız maalesef ki bir odağı atlayabiliyorsunuz. Normal çünkü çok yüksek doz progesteron. Aslında full küretajdan ziyade en büyük sıkıntı verdiğimiz yüksek doz progesteron. Öyle ki biraz aslında belki de over treatment yapıyoruz. Yani çünkü hastaya işte ortalama 320 mg kadar megestrol asetat verirken bir yandan da Mirena takıyoruz hastaya. Bu bizim aslında kendi korkumuz belki ama yani bunlar aslında yüksek doz progesteron yapılan full küretaj maalesef buna sebebiyet veriyor. Yani öbür tarafta tabii bu şey iki ucu çok gerçekten sıkıntılı. Bir tarafta da hani histeroskopinin avantajı şu, şüpheli alanlardan biyopsi almak belki orayı kürete etmek anlamında avantajlı olabilir ama hani full küretajın üzerine bir yandan da yüksek doz progesteron maalesef ki çok ince endometriyuma sebebiyet veriyor. Aslında biz o aşamada çıkıyoruz. Yani biz onkolojik grupta olarak amacımız hastayı tümörsüz olarak ART'ye vermek yani. Tek amacımız o. Erkan o... Hocam bir başka soru. Bir başka evet. Soru. Kısaca. Peki klavifen sitrat biliyorsun antiproliferatif etkinliği olduğu biliniyor diye biliniyor şeklinde bir soru var. Yani acaba bunun endometriyum kanseri yapma mekanizması ile ilgili bir veri var mı bildiğin? Aslında yok. Yani östrojen reseptör modülatörü yani mekanizması aslında çok fazla bir veri yok. Hani ama herhalde bir miktar hani foliküler düzeyde östrojen seviyesini artırmayla ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Evet, altta yatan bir şey varsa östrojen de bunları tetikleyecek. Yani, evet, bir yandan aynen kesinlikle. Yani genetik bence altta yatan bir şey var. Çünkü klonofen sıratla ilgili çalışmalar çok tartışmalı. 2009'a kadar dozgun çalışma yok. Klonofen sıratın riski artırdığına yönelik ama belirli bir doza kadar herhangi bir riski yok ama 12 diyen var, 6 diyen var ama genel olarak 6 siklusu geçtikten sonra endometriyum üzerine olumsuz etkisinin olduğunu ifade ediyorlar yani. Sayın hocalar, saati aşıyorum. Son 1-2 soru soracağım. Sorular var, bitirmeye çalışıyorum. Egemen hocam, ART gebeliklerinde mesela preimplantasyon genetik tarama yaptık, embriyoyu taradık, aneuploidi yok, verdik, tuttu. Bunlarda aneuploidi görülebiliyor mu? Yani biz PGTA yaptıktan sonra aneuploidi taramasını bırakalım mı? Çok kısa. Abi biz preimplantasyon genetik tanıda sık görülen yani 13-18-21 baktığımız için ve mozaizmde olabildiği için teorik olarak normal bile olsa aneuploidi olabiliyor. Ancak biz bunlarda ultrasonda sonografik bir marker, bir bulgu bulursak eğer bu sefer invaziv bir tanı testi önerelim. Eğer bir bulgu yoksa ekstra bir tanı testine gerek olmayacaktır. Peki ART gebeliklerinde aneuploidi sıklığı artmış mı sence? Normal gebeliklere, normal konsepsiyonlara kıyasla. ART gebeliklerinde yani mesela IVF gebeliklerinde aneuploidi sıklığında artış görüyor musun? Veya şöyle sorayım. Peki aneuploidi sıklığında artış ilk soru olsun. Majör konjenital ya da minör majör konjenital malformasyon açısında bir sıklık var mesela kalp, beyin vesaire. Evet. Şöyle özellikle kalpte endokardiyal yastık defekti risk sıklığında artış 1.40-1.60 oranında bir artış var. Genitourinary anomalilerde ve obstrüktif uropatilerde bir miktar artış görüyoruz. Ama işte bu da infertillerin daha ileri yaş oldukları ya da infertil erkekten kaynaklı mı oldukları gibi. Yani gibi. İnfertilite tedavisi mi yoksa anne baba adaylarının kendisi mi bunları yapıyor gibi. Peki süremizi aşıyoruz. Saat 9'a 10 geçiyor. Hafta içi sayın katılımcı hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün kandil, hayırlı kandiller diliyorum. Başka şu anda ek bir sorum yok. Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği'nin web seminerleri serisinde biz araya girdik bugün. Çok da güzel oldu. Çok güzel tartıştık. Bundan sonra da çok harika konularımız olacak. Biz bunları ilan edeceğiz. Yakında da bir WhatsApp grubu kuracağız. Bu WhatsApp grubuna Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok kadın doğum uzmanlarını, hocalarımızı alacağız. Ve bu duyurularımızı daha simultane, daha hızlı sizlere ulaştıracağız. Bugün Erkan Sarı hocamıza, Egemen Tolunay hocamıza çok teşekkür ediyorum. Sayın hocalarıma da buradan fırsat verdikleri için saygılarımı sunuyorum. Organizasyon ekibine de çok teşekkür ettik. Herkese iyi akşamlar diliyorum ve oturumu kapatıyorum. Teşekkürler arkadaşlar.